Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkiye'nin gerçekten geleceğe dönük en önemli üniversitelerinden biri. Pek çok kişi de yılda 45 bin lira parayı ayırıp ailesinin birikimini buraya aktarıp bu üniversiteye gittiler. Çok güzel bir başlangıç oldu ve bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde sayın milletvekilleri yüzlerce öğrenci mezuniyet bekliyor. Neden mezuniyet bekliyor? Çünkü Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin pilot kapasitesi 50 kişiyken 150 kişi alınmış. Dördüncü yıla gelen gerekli uçuş süresince uçacak pilot bulamayınca, kendisini eğitecek pilot bulamayınca bekliyor. 2 yıldır, 3 yıldır mezuniyet bekleyen öğrenciler var. Türk Hava Kurumu Üniversitesi mükemmel. 100 üzerinden en az 90. Her şey tamam, pilot 90. Sayın milletvekilleri, sayın bakan, hükümetin pek çok uygulaması bu şekilde. Gerçekten toplumu çeken, önemlidir, sonuç verecek denilen bir adım atılıyor. Ama bunun öteki aşamaları, gelen planlaması yapılmıyor. Eğitim en az 20 zincirli, 20 halkalı bir zincir. Eğer bu halkanın bütün bölümleri, bu zincirin bütün bölümleri sağlam olsa bile bir halka çürük olsa çektiğinizde oradan kopuyor. Bunu eleştirince de artık hükümet, bu muhalefet, efendim hamama gider kuruna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez, işte yaptık, sadece bir eksik var, onu eleştiriyor diyor. Biraz önceki Türk Hava Kurumu Üniversitesi örneğinde aktardığım gibi eğitimin ne yazık ki pek çok halkası çürük. Şimdi Türk Hava Kurumu'nda yüzlerce öğrenci yılda 45 bin lira verip 6. 7. yılda, bazıları belki de 8. yılda mezuniyet bekliyorlar. Plansızlığın ve öngörüsüzlüğün çok tipik bir örneği.